bir oldukça sıcak bir gelişme. Şimdi çıkan bu kararın muhalefete yansımasını ele alacağız. Zira altılı masada hala aday netleşmiş durumda değil. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Hasan Öztürk stüdyomuzda konuğumuz. Hasan Öztürk hoş geldiniz yayınımıza. Eyvallah, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Tabii şimdi Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 günlük bir ceza aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını dakikalar önce dinledik. Aslında bu kesinleşmiş bir karar değil. Temiz yolu açık dedi ve statüye göre de şekillenmez kanunlar işler herkes için dedi. Öncelikle şimdi öncesine dönelim. İmamoğlu ve Akşener solu Saraçhane'de aldı diyebiliriz ve bir sevinç gösterisi de vardı. İzlediniz, nasıl değerlendireceksiniz? Neden bu kadar sevinçle karşılandı bu karar? Şimdi önce verilen ceza ile ilgili söyleyelim. Mahkemenin herkes şunu bekliyordu. Evet bu ceza olacak. Çünkü daha öncesinde de bir cezası vardı. Paraya çevrilmişti. Ama alt sınırdan olacak. Mahkeme böyle bir şey yapmadı. Alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdi ki yani eğer istinaf ve Yargıtay aşaması tamamlanırsa işte bir dönem siyasi yasaklık olabilir bu durumda. Bu cezayı çok eleştiriyoruz. Herkes eleştiriyor. Biz de eleştiriyoruz. Onu söyleyelim. Bu birincisi. Yani bir hakaret davasından böyle bir suç ve bu kadar yüklü bir ceza gelir mi meselesini biz de eleştiriyoruz. İkinci husus, fakat bu cezanın böyle verileceği konusunda çoktan haberleri varmışçasına hem İstanbul'un belediye başkanı hem Sayın Akşener dün henüz daha mahkemenin kararı açıklanmadan Saraçhane'ye çağrı yaptılar. Sayın Akşener de arabaya bindi, hatta gazla yavrum çabuk varalım diyerek, şoförüne talimat vererek hızlı bir şekilde İstanbul'a Saraçhane'ye geldi. Şimdi orada bir düzenek kuruldu. Daha henüz mahkeme kararı yokken. Bu planlanmış mıydı sizce? Bence tabii ki tabii. Yani işte bugün de devamı var. Ya biraz önce hani Arzu kısmen yani yayın yapıyordu diye düştü belki ama. Altılı hani, masanın üyeleri de aynı gelecek. Noktada şimdi, buluşacaklar. Bu mağduriyet üzerinden siyaset devşirme demek lazım buna. Bunun kurma yaklığını bilmiyorum ama başından bu yana Sayın Kılıçdaroğlu'nu altılı masanın ortak adaylığından vazgeçirmek isteyen Sayın Akşener'in İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını araçsallaştırdığını her defasında biz sabahki yayınlarda da konuşuyorduk. Birçok defa söylüyorduk. Masamızda oldu bu konu. Şimdi evet. Burada Sayın Akşener açısından böyle bir vaka varken İstanbul Belediye Başkanı açısından da biliyorsunuz geçen hafta arkadaşımız bir yazı yazdı Milliyet'te Zafer Şahin ve o yazıda dedi ki HDP'li iki milletvekiliyle Balıkçı'da yemek yedi İstanbul Belediye Başkanı ve onlara dedi ki ya siz kimin aday olamayacağının altını çizin çünkü İbre Aralık'ta benim lehime dönecek ben de Kılıçdaroğlu'nun feragatı konusunda ben gereğini yapacağım. Siz orada başka bir şey yapmanıza gerek yoktur diye bir yazı yazdı. Bu iddiaları dile getirdi. Yalanlanmadı şu ana kadar. Ve İstanbul Belediye Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun İngiltere, Amerika ziyaretlerinin, o fiyaskoya dönüşen ziyaretleri ve ardından da o narko devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ithamlarından sonra pozisyon aldı. Yani çıktığı televizyonlarda kendimi taca attırmam dedi. Anket tuzağına düşmeyelim dedi. Ve gündeme gelmişti. Bakın bu dünkü mahkeme kararından bir gün önce TV100'de de bu omuzlar bütün yükleri çekmeye hazır diye de açıklama yaptı. Yani deklara etti aslında ben altılı masanın ortak adayı olabilirim diye deklara etmiş oldu. En güçlü deklarasyonu yapmıştı. Dün de bu sefer fiili durum oluşturdular. Bu fiili durum bence Akşener de burada büyük rol almış, öyle görünüyor. Çünkü altılı masanın tamam Kılıçdaroğlu Almanya'daydı ama diğer üyeleri Türkiye'de olmasına rağmen onlardan hiçbiri yoktu. Saraçhane'deki o otobüsün üzerinde ama Sayın Akşener vardı. Bir de altılıya masaya alamadı. Hüseyin Baş oradaydı. Yani o Haydarbaş'ın oğlu BDP Başkanı Hüseyin Baş o otobüsün üzerindeydi. Daha ilginci arkadaşlar yayınlıyorlar şu görüntü çok daha ilginç. Yakın planı varsa onu da görebiliriz. Şimdi Sayın Akşener geldi İstanbul Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti ve kucaklaştılar. Şimdi ceza siyasi yasaklanmış siyaseten yasaklanmış tırnakta söylüyorum. Şimdi öyle bir şey yok şu öyle anda. Öyle bir karar şu anda yok.
2 yıl 7 aylık bir cezaya çarptırılmış, hapse girecek bir insan var karşınızda. Ama siz kucaklıyorsunuz ve o karşınızdaki insan da muazzam, oh oh ne kadar da mağdur oldum edasıyla birbirlerini kutluyorlar, tebrik ediyorlar. Bakın orada bir gariplik var. Bakın Sayın İmamoğlu'nun hanımefendi, eşi üzgün ve vakarını korumaya çalışıyor. Fakat Akşener ve İstanbul'un belediye başkanının o kucaklaşma anındaki böyle bir kare fotoğraf var ki coşkudan, mutluluktan şöyle derler biliyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.